Şimdi tekrar merhaba arkadaşlar. Ayşe Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir çanta çalışacağız. Çantamız kordon ipten oluşan hasır bir çanta. Yapımı kolay. Kağıt ipi aşinaysanız rahatlıkla yapabileceksiniz. Eğer kağıt ip daha önce kullanmadıysanız sadece ip sizi biraz zorlayabilir. Ama ördükçe de eliniz alışacaktır. Şimdi malzemelerimizi sayayım size. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kağıt ipim var. 2 yumak gördüğünüz gibi çünkü 2 kat olarak kullanıyorum. Kordon ipim var. Kordon ipimin uzunluğu yaklaşık 12 metre kadar. 12 metre diyelim. 12 metre kordon ipim var ve 3 milim kalınlığında. 2 kat dediğim gibi kullandığım için kağıt ipimi şöyle de göstereyim. Hızı silinmiş ama 4 milim de tığ kullanıyorum. Ben çantamın bir kanadını yaptım. Diğer kanadını beraber yapacağız. Şöyle deride bir aparatım var. Bu aparatı da çantanın şu şekilde yanlarına dikeceğim. Eğer sizin böyle bir aparatınız yoksa yanları için de yine örgü olarak yapabilirsiniz. Onu da nasıl yapacağınızı videoda anlatacağım size. Şimdi beraber çantamızın yapımına başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kordon ipimizi alıyoruz. Kordon ipimizin uç kısmını biraz dikeceğiz. Bunun için de ben şöyle iğnemi iplik taktım. Dikişimi görün diye açık tonda bir renk tercih ettim. Bu dikişi yaparken dikişi yaparken hayalet ip dediğimiz iplerden kullanırsanız daha da iyi olacaktır. Şimdi arkadaşlar ilk önce kordon ipimizin ucunu çok az kesin ben kestim. Ve biraz şu ucu dikeceğiz. Ayrılıyor çünkü. Ayrılmasın diye. Şöyle. Biraz dikeceğiz. Daha sonra ben şu küçük parçayı keseceğim. Şöyle içe kıvıracağız. Bir halka oluşturacağız. Bu halkanın içine sık iğne yapacağız. Çünkü bu bizim başlangıç noktamız olacak. O yüzden kalınca bir iğne kullanırsanız benim gibi rahatça dikebilirsiniz hala tipinizi. Şöyle birkaç kere dikiyorum. Şimdi düğüm atıp ipi keseceğim. Evet. Şimdi kağıt ipimi aldım. Artık örmeye başlayabiliriz. Kağıt ipimi dediğim gibi 2 kat kullanıyorum. O yüzden ucuna düğüm attım. Beni zorlamasın diye. Hemen bir zincir çekiyorum.
Kağıt ipimi örgüye dahil edeceğim. Şimdi bakın, halkamızı dolduruyorken bu şekilde tutuyoruz. İpimiz sağ taraftan geliyor. Yuvarlağımız burada. İpimiz sağ taraftan geliyor. Yani şuradan başlayacağız. Halkamızın içine toplamda 8 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şurada zincir şeklinde sık iğnemizin üst noktaları belli. Şimdi sadece bundan sonra öreceğimiz bütün sık iğneler, bütün sıralarda sadece şu arka kanatlara batacağız. Yani sık iğnelerin tepelerinin tamamına değil. Şöyle görüyorsunuz, bakın V şeklinde şu arka kanatlara, arka demeyeyim, size bakan yüze aslında batacağız. Hemen başlıyorum. Arkaya batıyorum. Halat ipimi de alıyorum. Çift batıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda bütün sık iğnelerimize ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Çift batıyoruz. Dikkat etmeniz gereken nokta, örüyorken çok sıkı örmeyin. Örgünüz kaskıma yapmasın diye. Bunu sadece bunda değil, bütün kağıt iplerde yaparsanız muntazam bir görüntünüz olur. Kağıt ip çok sık örmeye gelmiyor çünkü hemen kasma yapıyor. Ben elinden geldiğince bol örmeye çalışıyorum çünkü elim çok sık olduğu için biraz zorlanıyorum. Ama dikkat edin, çok sıkmazsanız rahat rahat örebileceksiniz. Dediğim gibi bakın, bu kısma değil, buraya arka kanada batarak şöyle çizgi görünümü olacak ve böyle spiral döne döne öreceğiz. Bu sıramızda bütün sık iğnelerimize çifter batacağız. Ve daha sonra diğer sıramıza geliyoruz. Diğer sıramızda yine arttırma işlemimiz devam edecek. Şimdi çift olan sık iğnelerimizin artık birine tek, birine çift batacağız. Bir tek sık iğne yapacağız. Diğer sık iğnemize iki kere batacağız. Yine sıramızın sonuna kadar bu işlemi tekrar edeceğiz. Yani bir tek, bir çift işlemimizi sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. Çiftimi de batırdım. Ve yapıyorken şöyle bakın, bir kısımdan sürekli el ütüsü yapmanız gerekiyor kağıt ipinizin düzgün durması için. Onun için de bir kısımdan parmağınızı sabitleyin, diğer kısmı şu şekilde çekiştirin. Hep bu tarafa doğru gideceksiniz arkadaşlar, örgünüze doğru. Yani tersine değil, tam tersi kordon ipe doğru düzleştireceksiniz. Bunu yaparsanız ta ilk baştan örmeye başladığınız andan itibaren bunu yaparsanız arkadaşlar rahatlıkla düzgün olacaktır örgünüz. Ve diğer sıramızdayız. Diğer sıramızda yine arttırma işlemimize devam ediyoruz. 2 ör, 1 arttır şeklinde devam edeceğiz. Bu sıradan sonra kaydırma yaparak örmeye devam edeceğiz. Onu size göstereceğim. Ondan sonra nereye kadar arttırmanız gerektiğini de anlatacağım.
Evet, bu sıramızda dediğim gibi 2 sık iğnemizi örüyoruz. Bir sonraki sık iğnemize yine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ederek 2 ör, 1 arttır işlemini yani tekrar ederek geliyoruz arkadaşlar. Evet. 2 ör 1 arttırımı bitirdim. Şimdi sonraki sıradayım. Bakın çengelli iğne taktım başlangıç noktama karıştırmamak için. Siz de ilmek belirleyici takabilirsiniz. Başlangıç noktanız karışmasın diye spiral öldüğümüzden dolayı. Şimdi bir sonraki sıramda yani bu sıramda kaydırma yapacağımızı söylemiştim. Köşeleşme olmasın diye kaydırma yaparak ben devam ediyorum. Kaydırma işlemimiz derken de şunu kastediyorum. Şimdi arkadaşlar en son 2 ör 1 artır şeklinde bıraktık. Şu andaki sıramızı başlarken yine 2 ör 1 artır şeklinde başlayacağız. 2 sık iğnemizi öreceğiz. Hemen şu çengelli iğnemi bir sonraki sıramın başlangıç noktasına aldım. 2 tane örüyorum. 1 tane arttırıyorum. Bu sırama başlarken. Ve sonra sıramın sonuna kadar 3 artı ör 1 artır şeklinde devam edeceğim. Böylelikle kaydırma yapmış oluyorum. 2 3 3 sık iğnemi ördüm. Dördüncüye çift batıyorum. Yani başlıyorken 2 ör 1 artır. 2 tek 1 çift olarak başlıyorum. Sadece bunu bir kere yapıyorum. Ve daha sonra kalan sık iğnelerime sıranın sonuna kadar 3 ör 1 artır, 3 ör 1 artır yaparak devam ediyorum. Bu sıraya mahsus bu işlemi yapıyorum. Evet, şimdi sıramı bitiriyorken şunu da göstermek istedim. 2 ör 1 artır olarak başlayıp 3 ör 1 artır olarak devam ettiğimiz için bakın sıranın sonunda en son 3 ör 1 artır yaptığımızda bir sık iğne kalıyor. Onu da tek olarak örüyoruz. Aslında bu sırayı da hepsinde düşündüğünüzde 3 ör 1 artır yapmış oluyoruz böylelikle. Son kalan tek sık iğnemizi yine tek olarak örüyoruz. Şimdi bu sıramızda 4 ör 1 artır yapacağız. Burada kaydırma işlemi yok. Bir kaydırma işlemi yapacağız, bir normal öreceğiz şeklinde ilerleyeceğiz. O yüzden bu sıramızda kaydırma işlemi yok. 4 tane sık iğnemizi öreceğiz, bir tane arttıracağız. 4 ör 1 artır şeklinde tekrar ederek yine sıramızın sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi bir sonraki sıramdayım. Bir sonraki sıramda yine 4 ör 1 artır olarak başlayıp 5 ör 1 artır şeklinde devam edeceğiz. İlk önce ilk yapacağımız 4 sık iğneyi örüyoruz. Üçüncüsü. Dördüncü. 4 sık iğne ördüm. Bir sonrakine çift battım. Dediğim gibi bunu bir defaya mahsus yaptım. 4 ör 1 artırı. Sonrakilere 5 ör 1 artır şeklinde devam edeceğim. Ve 5 ör 1 artırı yapa yapa sıranın sonuna kadar geleceğim. Şimdi 5 tane sık iğnemi örüyorum. 3 4 ve 5. Şimdi 5 sık iğnemi ördüm. Bir sonraki sık iğneme çift batıyorum yine. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ve sıranın sonunda yine tek bir tane sık iğnem kalıyor. 5 ör 1 artır yaptıktan sonra o tek kalan sık iğnemi yine tek olarak örüyorum. Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. Bu teki ördükten sonra
Bir sonraki sıramda kaydırma işlemi yok. Direkt 6 tek bir çift şeklinde bu sırayı da tamamlıyorum. Sıranın sonuna kadar 6 tek bir çift yapıp sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. 6 örgü arttırdıktan sonra bir sonraki sıramıza geldik. Bu sıramızda yine kaydırma işlemi yapacağımız için 6 ör 1 arttırdı bıraktığımızdan dolayı yine 6 ör 1 arttır olarak başlayıp 7 ör 1 arttır şeklinde devam edeceğiz. Yani ilk olarak 6 tane sık iğnemizi öreceğiz. 1 tane sık iğnemizi arttıracağız. 6 örüp 1'ini arttıracağız. 6 ör 1 arttır. Daha sonra da 7 ör 1 arttır yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Sadece bir kere daha önceki sıralarda yaptığımız gibi 6 tane ör, 1 tane arttır yapıyoruz. Daha sonrakilerin sıra sonuna kadar hepsini 7 ör, 1 arttır şeklinde yapıp sıramızın sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. 7 ör, 1 arttır yaparak sıra sonuna kadar geldim. Son kalan bir tane sık iğnem vardı. O bir sık iğneyi de ördüm. Şimdi bir sonraki sırama geçtim. Bir sonraki sıramda kaydırma işlemimiz yok. 8 ör 1 arttır, 8 ör 1 arttır yapacağız. Sıranın sonuna kadar 8 ör 1 arttır yaparak bu sıramızı da bitireceğiz arkadaşlar. Evet, 8 ör 1 arttır yaptıktan sonra bu bitmiş parça üzerinden son sırayı da size söyleyeyim. Ondan sonra parçamız bitiyor zaten. 8 ör 1 arttır yaptıktan sonra arkadaşlar son sıramıza başlayacağız. Son sıramıza başlıyorken son kaydırma işlemimizi yapacağız. Bunun için yine 8 tane sık iğnemizi öreceğiz. Bir tane arttırma yapacağız. Daha sonra 9 ör 1 arttır, 9 ör 1 arttır, 9 ör 1 arttır şeklinde yapıp sıra sonuna kadar 9 ör 1 arttır yaparak sıramızı tamamlayacağız. Bu sıradan sonra sırayı tamamladıktan sonra ben kenara şuraya ilmek kaydırma yaparak kapattım. Ve şöyle göstereyim. Bakın burada kordonumu da kestim. Daha sonra bu kağıt iple kordonumuzu şöyle arkaya gizleyeceğiz. Bu kalıp üzerine keçe uygulamayacağım. Direkt astar koyacağım. İpim iki kat olduğu için ve kordon iple yaptığım için zaten yeterli kalınlıkta. O yüzden dik durması için tekrar bir keçe yapmamıza gerek yok. Direkt astarlayabileceğiz arkadaşlar. Astarlama işlemimizi yapıyorken de kumaşımızı şu sıra itibariyle keseceğiz. Yani bir sıra eksik böyle bunun üstüne direkt koyup şu şekilde yuvarlak bir sıra eksik olarak keseceğiz. Bu şekilde dikeceğiz. Onu göstereceğim size nasıl olduğunu. Bir sonraki videomda astarı beraber keseceğiz, sonra dikeceğiz. Yani direkt uca gelmeyecek astar. Birazcık şöyle aşağısında olacak. Ama siz kesme işleminizi yapmadan benim bir sonraki videomu izleyin. Ona göre kesip astarınızı dikebilirsiniz. Sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım anlaşılır olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa ya da benim atladığım herhangi bir nokta olursa yorumlara yazın. Ben yorumlarınıza mutlaka cevap veriyorum arkadaşlar. Çantamızın sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.